Cumhuriyet, evet hazır. Emre Köprülü, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ milletvekili. Çok genç bir milletvekili, çok çalışkan bir milletvekili. Hemen Emre Köprülü'den önce bu Gezi Parkı ve bütün Türkiye'ye yayılan bir anlamda kalkışma, bir anlamda ayağa kalkış, bir anlamda direniş diyelim. Bununla ilgili yorumlarını alalım ve Tayyip Erdoğan'ın havaalanından döndükten sonra havaalanında ve Tunus'ta yaptığı açıklamalarla ilgili yorumlarını alalım. Buyurun Emre Bey, söz sizde. Öncelikle günaydın diyorum Halil Bey. Günaydın efendim. Şimdi tabii bu süreç... Emre Bey, Emre Bey. Bir şeyim var. Programı yalnız yapmıyorum efendim. Ünlü tiyatro sanatçısı Emine Umar da bizimle bugün. Herhalde ona da bir selam verirsiniz. Evet, evet. Emine Hanım'a da selamlar gönderiyorum. Merhabalar. Ona da günaydın diyorum. Bizi ekranları başında izleyen tüm vatandaşlarımıza da günaydın diyorum. Güzel, aydınlık bir gün olur inşallah. Evet, buyurun. Tabii bu süreç polisin sabaha karşı Taksim Gezi Parkı'nda yapılan polisin yaptığı müdahaleyle başlayan bu süreç gerçekten toplumsal bir uyanışa, toplumsal bir harekete dönüştü. İnsanların demokrasiye, özgürlüklerine, temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkması noktasındaki direnişleri 7'den 70'e tüm ulusu sardı. Tüm ulusta bir uyanışa sebep oldu. Dolayısıyla bundan dolayı milletimizi tabii ki kutluyorum. Tabii ki bu uyanışın, bu dirilişin inşallah daha da güçlenmesini, demokrasiye, özgürlüklere, hukuka, temel hak ve hürriyetlere bağlılığın tüm yurda yayılmasını temenni ediyorum. Ben geçen hafta cumartesi günü halkımızla beraber Taksim Meydanı'ndaydım. Orada gerçekten şunu açık olarak söylememiz gerekiyor. Bu tamamen halkın kendi iradesiyle oluşturduğu bir toplumsal hareketti. İnsanlarımız 7'den 77, genciyle yaşlısıyla, ama şunun altını özellikle çizmek istiyoruz ki gençlerimizin son derece yoğun olduğu bir katılımla Taksim Meydanı'na çıktılar. Neden Taksim Meydanı'na çıktılar? Çünkü orada yapılan polis müdahalesiyle, hükümetin ağır şiddetiyle ortaya çıkan tabloya karşı bir tepki dile getirmek istediler. Ve bu tepkilerini de ortaya koyarken açıkça görüldüğü üzere hukukun dışına çıkmadılar. İnsanlar şiddete başvurmadılar. Ve neticede oraya o gün milyonun üzerinde insan gitti. Herkes bu enerjinin boşaldığını, artık insanların evlerine çekileceklerini zannederken birdenbire o ateş, işte evdeki Ayşe teyzeyi, büyük futbol takımlarımızın taraftarlarını, genç insanlarımızı, üniversiteleri, toplumun bütün kesimini sardı. İnsanlar evlerinden tepkilerini tencere tavalara vurarak dile getirdiler. Kimisi konsere çıktı, kimi sanatçılarımız konserlerinde bunu dile getirdiler. Akademisyenler bunu dile getirdi. Toplumun her kesimi bir noktada birleşti. Neydi birleştikleri nokta? Bu ülkeyi 11 yıldır yöneten AKP'nin baskısına, ben bilirim anlayışına, yaşam alanına müdahalesine, bizi biz yapan değerlere saldırmasına karşı bir birleşme ortaya koydu. Tabii bundan dolayı AKP demokrasiye bu kadar sert tepkiyle hareket eden bir parti olması sebebiyle Başbakan'ın açıklamalarından da gördüğümüz gibi çok sert bir tepki verdi. Ne dedi tepkisinde? Ben bu kadar oy aldım dedi. Kimseyi de dinlemek zorunda değilim. Dolayısıyla ben bildiğim anlayışıyla devam ederim. Buraya ben projemden vazgeçmem. İstediğimi yaparım. Cami de yaparım. Onu da yaparım. 3-5 çapulcuyu da dinleyecek değilim diye açıklamalar yaptı. Çapulcu biz oluyoruz. Ne oldu? Efendim bu arada Emre Bey. Çapulcu biz oluyoruz değil mi bu arada? Efendim? Çapulcu biz oluyoruz değil mi? Siz, ben, Emine Hanım, hepimiz değil mi? Çapulcu hepimiziz. Yani bu ülkenin akademisyenleri, bu ülkenin sanatçıları, bu ülkenin aydın insanları, herkes çapulcu oldu. Şimdi özellikle biliyorsunuz toplumsal tepkiler böyle başlıyorlar. TC ibaresinin Sağlık Bakanlığı'nın
konumlarından kaldırılmasından sonra Facebook'ta, sanal medyada insanlar isimlerinin önüne TC ibaresi koymaya başladılar ve birdenbire milyonlarca insan adının önüne TC ibaresi koydu. Aynen ben şimdi bakıyorum, sanal medyayı da takip ediyorum. İnsanlar adlarının önüne çapulcu tabiri koymaya başlamışlar. Şimdi bu gurur duyulacak bir hadise. Bundan dolayı birilerinin ders çıkarması lazım. Peki ders çıkarttılar mı? İşte dün akşam gördük, onun öncesinde gördük. Biz mecliste yaşamaya devam ediyoruz. Hiç kimsenin ders çıkartmaya falan niyeti yok. Toplumdaki korkudan beslenenler, toplumdaki gerilimden beslenenler, milleti bölüp millet arasında belirli ayrımlar yaratıp bu ayrımlardan nemalanmaya çalışanlar bu süreci halen daha körüklemeye çalışıyorlar. Biz ülkeyi yöneten liderden ne bekleriz? Şöyle düşünelim. Bir lider toplumu ayrıştırmaktan, milleti ikiye bölmekten bahsedebilir mi? Bir ülkenin başbakanı %50-50 diye ülkeyi ikiye ayırabilir mi? Ben sadece %50'nin başbakanıyım, diğerlerinin iradesini hiç tanımıyorum diyebilir mi? Ama maalesef Türkiye'de bugün işte bu. Bugün görüyoruz, medyadan da izleyeceğiz. Akşam Tayyip Erdoğan havalimanından indikten sonra bir kalabalığa hitap ettim. Dün hükümet sözcüleri herhangi bir çalışma yapmıyoruz, kesinlikle hayır böyle bir şey yok demiş olmalarına rağmen bugün öğreniyoruz ki AKP'li belediyeler vatandaşlara mesaj çekti. Bedava otobüsler ayarlandı. AKP'nin ilçe teşkilatları insanları organize etti ve böyle bir kalabalık topladılar. Şimdi ben milleti iki farklı kutuba ayırmak istemiyorum. Siyasilerin böyle bir görevi yoktur. Başbakan her ne kadar böyle bir sürecin içerisine sokmuş olmasına rağmen biz toplumun 76 milyonunun bir olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu kadar insanlar otobüslere bindirildi. Metro sabaha karşı 4'e kadar, metrobüs sabaha karşı 4'e kadar çalışmış. Böyle bir kalabalık toplanmış. Otobüsler orada hazır edilmiş ve başbakan çıkmış bir konuşma yapıyor. Morali son derece kötü, canı son derece sıkkın ama yanındaki insanlar yanındaki insanların ona verdiği beyanatlarla bir şeyler konuşuyor. Bakü'den bahsediyor, Medine'den bahsediyor, Saraybosna'dan bahsediyor. Tabii bunları söylesin, sorun değil. Ama şunu da söylesin. Taksim Meydanı'nda biz sabaha karşı 5'te insanlara verdiğimiz talimatla, polise verdiğimiz talimatla insanlara zor kullandık. İnsanlara şiddet kullandık. Medine'den, Bakü'den, Saraybosna'dan önce ben Taksim'deki yurttaşlarımızdan özür diliyorum desin. Ben insanlara çapulcu dedim, özür diliyorum desin. Dünya lideri olmak sevdasında. Sen Türkiye'de 76 milyonun insanın lideri ol önce, ondan sonra dünya lideri olmaya soyun. Sen toplumu ikiye bölmüşsün. Sayın milletvekilim, bir şey sorabilir miyim? Şimdi bakın, söylediğiniz şeyler bayağı ağır. Milleti ikiye bölmek, birbirine karşı kışkırtmak, %50'yi evde zorla tutuyoruz. Bu iç savaş kışkırtıcılığı bir anlamda. Sonra bir milleti çapulcu demek, inadım inat demek. Bunlar bir özürle ortadan kalkabilecek şeyler mi? Yani şimdi genel başkanınız da özür dile dedi ama istifa et demek daha doğru olmaz mı Sayın Milletvekili? Şimdi tabii biz şimdi şunu söyleyeyim. Elbette ki bu yaşanan süreçlerden sonra sorumlu bir insanın, sorumlu bir liderin yapacağı hareket bellidir. Nedir bu? Bu kadar yaralı var, bu kadar gözaltı var, insanların yaşadığı süreç var. Ölü var, üç ölü var. Kamuoyunda geldiği nokta var. Bu ülkeyi yöneten liderlerin demokrasiye, anayasaya, hak ve hürriyetlere bağlılık yemin etmiş olmasına rağmen ortaya konulan bir süreç var. Bundan kendini sorumlu hisseden insanların yapacağı hareket bellidir.
Ama ben açıkça söyleyeyim, başbakandan böyle bir hareket beklemiyorum tabii ki. Sadece şunu duymak istiyoruz. Sadece. Bunun hesabını tabii ki daha sonra soracağız. Bunun hesabını, ülkeyi bu noktaya getirilmiş olmasının bedelini mutlaka ki ödeteceğiz. Ama şu an için ilk etapta şu çok önemlidir. Ben toplumda belli bir ikilik yaratma noktasında hareket ettim. Ben insanların iradesini almadım. Dolayısıyla bu yaptıklarım yanlıştır ve bundan dolayı halktan özür diliyorum. Ama Tayyip Erdoğan bunu bile söylemeyecek. Çünkü kendini millet iradesinden, milletten üstün gören insanlar millete herhangi bir özür borcu olduklarını da düşünmezler. Dolayısıyla AKP hükümetinin, başbakanın böyle bir niyeti, böyle bir ruh hali zaten hiç yok. Evet. O zaman bir soru daha. AKP'nin demokratik bir niyeti yok belli. AKP'nin cumhuriyet değerleri ile ilgili bir tavrı yok belli. Özür dileme niyeti yok, istifa niyeti yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi. AKP'nin dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın yolu belli. Yapacağım diyor, yıkacağım diyor, bilmem ne. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Biz öncelikle bu süreçte insanlarımızın, halkımızın demokrasi noktasında talepte bulunan, hürriyetler noktasında talepte bulunan, yaşam alanlarının daraltılması, yaşam alanlarına müdahale edilmesi noktasında inisiyatif ortaya koyan, tepki koyan insanlarımızın yanında olduğumuzu söyledik. Orada insanlarımızla beraber alanlarda olduk. Bu halk hareketinin, bu demokratik tepkinin yanında olduğumuzu söyledik. Gözaltına alınan yurttaşlarımızı emniyette ziyaret ettik. Devamında hastanelerde yurttaşlarımızı ziyaret ettik. Burada şu imajı vermeye çalıştık, şu mesajı vermeye çalıştık. Bu demokratik bir haktır ve bu demokratik hakkın kullanılması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi halkın yanındadır. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra halkımızın bu hareketi, halkımızın bu duyarlılığı mutlak surette AKP'nin eylemlerinin Türkiye'yi getirdiği nokta konusunda bir tavır şeklinde ortaya çıkacaktır. Bu tavır sandığa da yansıyacaktır. Bu tavır insanların demokratik tepkilerini bundan sonra da değişik platformlarda ortaya koyması noktasına da yansıyacaktır. Ve neticede AKP'yi iktidardan uzaklaştıracaktır. Ama kesinlikle şu noktada değiliz. Bakın, biz söz konusu halk hareketinden siyaseten nemalanmak, sol söz konusu halkın bu iradesini Cumhuriyet Halk Partisi'ni içerisine katacak şekilde tamamen partimizin adıyla beraber hareket ettirecek bir noktada değiliz. Hiçbir hareketin, hiçbir siyasi partinin de bu iddiada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu hepimizin dersler çıkaracağı, ana muhalefet partisinin de belli dersler çıkaracağı bir halk hareketidir. Bir demokrasi hareketidir. Dolayısıyla bu halk hareketi ve demokrasi hareketinden bizler de kendi üzerimize düşen mesajları çıkartarak siyaset alanımızı bir noktada halkın da taleplerini anlayabilecek noktaya, halkın taleplerini de dile getirebilecek bir noktaya sirayet ettireceğiz tabii ki. Evet. Sayın Köprülü, Emine Hanım'ın da bir sorusu olacak zannediyorum. Buyurun. Benim sorum siyasilerle halkın birlikte hareket edip gerçekten biraz sağduyuya çağırmak, baştakileri ve özellikle başbakanın kurmaylarını, yanındakileri, bakanları bu konu üzerine ortamı sakinleştirmek ve bundan sonra ne yapabileceğimizi konuşmanız, aracı olmanız konusunda bir şeyiniz var mı, çalışmanız var mı? Birebir. Ben teşekkür ediyorum Emine Hanım'a. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Ne diyoruz? Bu ülkede 76 milyon yurttaşımız yaşıyorsa,
bu yurttaşların hayat görüşü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, ideolojileri ne olursa olsun, bu ülkenin işçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, çiftçisiyle, polisiyle, askeriyle, bu ülke bir bütün ve bu ülke bizim hepimizin. Bu ülkenin insanları birbiriyle çatışır, birbiriyle mücadele eder, birbirini anlamayan bir noktaya gelmeleri siyasilerin başvuracağı bir metot değildir. Ha bundan nemalanıyorlarsa, bunu özellikle yaratıyorlarsa o ayrı bir konu. İşte AKP'nin bugün yaptığı nokta odur. Biliyorsunuz genel başkanımız salı günü grup toplantısında açık olarak şunu söyledi. Halka itidal çağrısında bulundu. Ve bununla da beraber bu ülkeyi yöneten insanları sorumlu davranmaya davet etti. Bizim vatandaşlarımıza, halkımıza söyleyeceğimiz nokta çok net. İnsanlarımız hukuk çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde demokratik tepkilerini mutlaka dile getireceklerdir. Bunu yapmamaları noktasında, yani kanunların vatandaşlara tanıdığı hakları kullanmamaları noktasında bir şey söyleyemeyiz zaten. Ama özellikle bazı olaylarda provokatif hareketlerin veyahut da şiddeti, saldırıyı, belli kamu binalarının zarar görmesini beraberinde getirecek grupların içerisine girmiş provokatif insanların hareketlerine uyulmaması noktasında bir çağrıda bulunuruz. Yoksa insanların demokratik tavırlarına söylenebilecek hiçbir şey yoktur. Ve şunu söylüyoruz. Bu ülkede bugün protestolarını ortaya koyan, belli tavrı ortaya koyan insanlarımız ülkenin geneli için sadece %50'si, %60'ı, %70'i için değil, %100'ü için bir tavır ortaya koyuyorlar. Neden bunu söylüyorum? Demokrasi bu ülkenin 76 milyon insanının hepsine lazım. Bugün yargı kararlarının uygulanabilir olduğu bu noktada hukukun üstünlüğü ilkesinin işler hale geldiği 76 milyon insanımıza lazım. Dolayısıyla bu tavırları sanki toplumun bir kesimine karşı diğer kesiminin üstün hale gelmesi şeklinde ortaya konulmaya çalışılması, iktidar kanadından bu yönde açıklamalar yapılması, toplumun ikiye ayrıştırılmaya çalışılması doğru değil. Biz sükunet çağrısı yapıyoruz. Biz insanlarımızın kanun ve hukuk çerçevesinde hareket etmeleri noktasında bir çağrı yapıyoruz. İsterlerse demokratik tavırlarını kanun çerçevesinde ortaya koyabilirler. Ama liderleri de özellikle Türkiye'yi idare eden AKP iktidarını ve başbakanı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Evet. Peki Emin Hanım, başka sorunuz var mı Sayın Milletvekilimize? Hayır, teşekkür ediyoruz. Peki. Sayın Köprülü, ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim son söz olarak? Yoksa ben teşekkür edeceğim size, varsa buyurun. Ben şöyle söyleyeyim. Özellikle halkımız son dönemlerde gerçekten gururu kırıldı. Geçmiş değerlerine hakaret edildi. Bizim milli değerlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi, bunların içerisinde milli bayramlar var. Bu ülkenin kurucuları olan liderlerimiz var. Mustafa Kemal var, İsmet İnönü var. Devamında gerçekten bu ülkenin millet kimliği var. Bizi birleştiren kimliğimiz var. İnsanlarımızın belli noktalardaki patlamaları, işte bugün ortaya çıkan bu hareketler, bu birikimin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şunu çok açık olarak söylüyoruz. Halkımız şu noktada rahat olsun. Bu kararlılık devam ettiği müddetçe insanlarımız bu iradelerini, bu inançlarını, bu kararlılıklarını ortaya koyduğu müddetçe bu ülkenin kazanımları hiçbir zaman hangi güç bunlara saldırırsa saldırsın ortadan kalkmayacaktır. Türk milletinin gücü ve kararlılığı, Türk milletinin her zaman bu coğrafyada, bu topraklarda dostça,
kardeşçe 76 milyonun birbirinin elinden tutarak yaşamasının teminatı olacaktır diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizi ekranları başında izleyen bütün yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza da saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ayağınıza sağlık, aklınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun.